Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3'e hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz sevgili seyirciler. 3'te3.tv'den başvurularınızı yapabileceğinizi hatırlatarak şimdi yarışmamıza geçiyoruz ve 3'te 3 başlıyor. Mehmet Can Karakaş geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buyurunuz. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki. Mehmet Can Karakaş ismim. Can ismini kullanıyorum. 1964 Ankara doğumluyum. 1988 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Onun öncesinde bir yıl kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hazırlık sınıfında okumuştum. Üniversitenin ikinci sınıfındayken ulusal bir haber dergisinde muhabir olarak göreve başladım. 1992 yılında haber müdürüyken ulusal bir televizyona transfer oldum ve 2000 yılına kadar bu televizyonda görev yaptım. Ayrıldığımda orada da haber müdürüydüm. Hı hı. Daha sonra uluslararası bir şirkette kurumsal ilişkiler müdürü olarak göreve başladım. 2010 yılında ise bu sefer bir başka ulusal şirkete direktör, kurumsal ilişkiler direktörü olarak transfer oldum. 2019 yılında da emekli olmaya karar verdim. Genç bir emekli diyelim ha? Teşekkür ederim. Bir kızım var 17 yaşında. Lise 11. sınıfta, gelecek sene üniversiteye hazırlanıyor. Bir oğlum var 31 yaşında. Bir de torunum var 1,5 yaşında. İyi, güzel. Bakalım yarışmada nasıl bir heyecan yaşayacaksınız? 500 bine kadar gidebileceğinizi umut ediyorum. Birikiminiz aslında buna yeterli. Şansınız da yaver giderse. Geçelim mi sorulara? Lütfen. Pekala. Mehmet Can Karakaş için 3'te 3 başlıyor. Beş bin liralık üçlemede ilk soru. Bir kişinin ya da ürünün benzerlerinden daha iyi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak için hangisi kullanılır? A. Elek kenarı. B. Kalbur üstü. C. Kevgir altı. B. Kalbur üstü. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Telefonun henüz yaygınlaşmadığı ve mahalle içi haberleşmenin çocuklar aracılığıyla sağlandığı yıllarda çocukların komşulara yaygın biçimde taşıdığı ileti ne üzerine olurdu? A. Salçalı ekmek isteği. B. Misafirliğe geliş izni. C. Ansiklopedi talebi. Salçalı ekmek isteği çocukluğun aslında böyle unutulmaz keyiflerinden bir tanesi ama cevap misafirliğe geliş izni. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İlk üçlemenin son sorusu geliyor. Bir tesisatçı borularınızda oksidasyon başlamış diyorsa hangi sorunu tespit etmiştir? A. Paslanma. B. Kireçlenme. C. Su kaçağı. Oksidasyon, paslanma. A şıkkını söylüyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sizin için kolay bir üçlemeydi. 3'te 3 yaptınız. Geldi. Umarım böyle devam eder. İkinci üçlemenin değeri 15 bin lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam, güzel. İkinci üçleme başlıyor. İlk soru gelsin. Fotosentez olayında bitkiler tarafından kullanılan enerji kaynağı nedir? A. Güneş ışığı. B. Rüzgar enerjisi. C. Hidrojen gazı. Gaz olarak karbondioksit gazı kullanılıyor. Burada doğru cevabın A olduğunu düşünüyorum, güneş ışığı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ...15.000'e kaldı iki soru. Standart bir satranç oyununun en başında oyun tahtasının üstünde toplamda kaç adet fil bulunur? A. 2. B. 4. C. 6.
Satranç çok sevdiğim bir oyun. Çok rahatlıkla bildiğim bir oyun. 2 adet siyah, 2 adet beyaz olmak üzere toplam 4 adet fil bulunur. B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sıradaki soruya vereceğiniz bir doğru cevap size 15 bin lira kazandıracak. Üstelik jokeriniz var. Kullanabilirsiniz. Sorunuzu okuyorum. Bir insanın başına devlet kuşu veya talih kuşu konduğu söylendiğinde bahsi geçen kuş kadim Türk mitolojisindeki hangi varlığa karşılık gelmektedir? A. Hüma, B. Şahmeran, C. Merküt. Şahmeran olmadığından eminim ama... Bir Tufan hocama danışmak isterim. Tamam. Hüma ve Merküt şıkları arasında kaldınız. Tufan hocam, tam da size sorulacak soru. Değil mi? Evet, teşekkür ederim böyle söylediğiniz için. Aslında Türk mitolojisini bizim ilkokuldan itibaren çocuklarımıza okutmamız gerekiyor. Mitoloji olmadan hayal gücü olmuyor ve bir toplumu anlamak da biraz zorlaşıyor, mümkün olmuyor. Bunu söyledikten sonra Merküt'ün eski Türk mitolojisinde büyük bir kartal ya da kartala benzeyen devasa bir kuş olduğunu söyleyelim. C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Hüma mı, Şahmeran mı? Hüma olarak düşünüyordum zaten ben de. Hocamın da desteğiyle A şıkkını söylüyorum. A şıkkı Hüma'yı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Yaygın değildir ama Hüma isminin çok güzel olduğunu düşünürüm. Çok haklısınız aslında. Değil mi? Pek evet. Kullanılmaz. Hatta bir kere merak etmiştim. Hanedanda Hüma isminde bir kadın var. Evet. Enteresan. Evet. Çok güzel isim. Çok güzel. 15 bin lira kazandınız 3'te 3 yaparak. Tebrik ediyorum sizi. Sıradaki üçlemenin değeri tam 50 bin lira. Tamam mı? Devam mı? Devam etmek istiyorum. Buraya devam, geldik. Devam. Peki. Sizin hayalini kurduğunuz, kendinize almak istediğiniz bir hediye olabilir, bir seyahat olabilir. Ne planladınız gelirken? Aslında çok bir şey planlamadım. Yani burada daha çok bu heyecanı yaşamak istedim. Hiç rakama odaklanmadınız yani? Rakama odaklanmadım. 150 bin liraya gidebilirsem mutlu olurum. Eğer ruh hali iyi giderse inşallah daha ileriye de belki ilerleyebiliriz. Tamam, sonra bakarız diyorsunuz nasıl harcayacağımıza. Pekala. Şimdi tamam mı devam mı deyince siz devam cevabıyla 50 bin liralık üçlemeyi başlattınız aslında. Bir jokeriniz var. Çok kritik. Doğru yerde kullanın lütfen. Şimdi ilk sorunuzu okuyorum. Genç yaşlarında veremden dolayı vefat eden iki şairimiz Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'un hayatının anlatıldığı biyografik film hangisidir? A. Veda, B. Kelebeğin Rüyası, C. Tutunamayanlar. Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın bir romanı. Veda'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olduğunu düşünüyorum. Filmi biliyorum ama izleme fırsatım olmadı. Kelebeğin Rüyası diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Yılmaz Erdoğan'ın filmiydi. Değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç oynuyordu. Kıvanç Tatlıtuğ vardı. Evet. Aşık oldukları da bir İzlemeyi genç planladığım kadın bir film ama henüz fırsat olmadı. Evet. 50 bin liraya çok yakınsınız. Sadece iki soru kaldı. Şimdi üçlemenin ikinci sorusu gelsin. 160 kilometre karelik yüz ölçümü ve yaklaşık 40 bin nüfusu bulunan dünyanın 6. küçük ülkesi Liechtenstein hangi iki ülke arasında yer almaktadır? A. Fransa, İspanya, B. İsviçre, Avusturya, C. Venezuela, Kolombiya. Liechtenstein Avrupa'da, dolayısıyla Venezuela, Kolombiya olmadığından eminim. Fransa, İspanya arasında da bir ülke olmadığını biliyorum. Hayır. Evet, Liechtenstein orada. A şıkkını söylüyorum.
Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Aslında siz çok rahat bir şekilde B dediniz. Sonra sanki harita gözünüzde canlanmış gibi A'ya döndünüz. Liechtenstein'a gitme planım vardı. Aslında o Fransa tarafı gibi geldi bana ama. Kısmet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sizi bir ödülle uğurlamak isterdik. Kısmet. Sağlık olsun. Teşekkür ediyorum. Gamze Gürsoy geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba Pelin Hanım. Buyurun. Gamze Hanım, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Gamze Gürsoy. Enfeksiyon hastalıkları hekimiyim. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi enfeksiyon hastalıklarından uzmanlığımı aldım. Daha sonra temel immünoloji master yaptım yine Hacettepe'de. Şu an özel bir üniversitede öğretim görevlisi kadrosuna başlamak üzereyim. Bu şekilde ailemle yaşıyorum Ankara'da. Güzel. Yarışmalar konusunda tecrübeli misiniz? Hayır, değilim. Televizyon karşısında da tecrübeli değilim aslında. Şu anda da çok heyecanlıyım. Sizi görünce ekstra heyecanlandım zaten. Peki nereden aklınıza geldi? Ne vesileyle başvurdunuz? Hani evde de çok seyretmiyorum dediniz ya. Ardahan'da mecburi hizmetteydim. Kanalları gezerken TRT'de bu yarışmayı gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben de katılmalıyım diye düşündüm. O yüzden başvurdum. Umarım öyle bir performans sergilersiniz ki diğer seyircilerimize de siz ilham olursunuz. Başvururlar. Umarım. 3'te3.tv söyleyelim. Başvuru adresimizi de. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Sorulara başlayalım. Geçelim. Tamam. Başlayalım. İyi şanslar diliyorum size. Çok teşekkürler. Gamze Gürsoy için 3'te3 başlıyor. İlk üçlememizin değeri 5000 lira. Bir joker hakkınız var. İlk sorunuz şöyle. Toplumumuzda yerinde durmaz, ele avuca sığmaz. Çok hareketli biri için hangi benzetme kullanılır? A. Tüy gibi. B. Kuş gibi. C. Cıva gibi. C. Cıva gibi, onaylı. Bakalım. İlk soruda elenmek çok büyük korkumdu. Ama yok, o kadar hızlı cevap verdiniz ki yani neredeyse ilk saniyede cevap geldi. Güzel. Maşallah diyelim. İkinci sorumuza geçiyoruz. Çıkarılan ders, tecrübe anlamına gelen bir deyimde kullanılan aksesuar hangisidir? A. Küpe. B. Kolye. C. Gözlük. Sesi düşünmeyeceğim. Çünkü düşünmeyeceğim. A. Küpe. Onaylıyorum. Bakalım. Hangi deyimdi bu? Efendim? Hangi deyimdi bu? Kulağına küpe olsun. Evet, kulağına küpe olmak. Aynen öyle. Üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile. Türk mutfağının hangi geleneksel lezzetinde dışının çıtır çıtır, içinin yumuşacık olması kriteri aranmaz? A. Kalem böreği. B. Lahana sarması. C. Künefe. Bu sorunun cevabını biliyorum. Ama yine de Tufan Hocama sormak istiyorum. Pekala, hemen dönelim Tufan Hocamıza ve selamlaşın isterseniz, buyurunuz. Merhabalar Tufan Hocam. Merhaba, olsa da yesek diye söyleyeceğimiz üç güzel yemek adı var burada. Tabii ki künefeyi Hatay'la birlikte anmak lazım. Hatay'a bir kez daha geçmiş olsun dileyip kendisini en kısa zamanda toparlamasını arzuladığımızı da buradan selamlarımızı iletelim ve C şıkkını eliyorum. Çok güzel söylediniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Ve C şıkkını da eledi. Kalem böreği mi, lahana sarması mı? B. Lahana sarması. Onaylıyorum. Bakalım. İlk üçleme böylelikle tamamlanıyor. 3'te 3 yaptınız. 5000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 15000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Cümleye palas kelimesiyle başlayan biri bir işi gereği gibi hazırlanmaya vakit bulamadan yaptığını söylemek istiyorsa hangi kelimeyle devam eder? A. Pandıras. B.
B. Dabra. C. Apar. Bu bilindik bir deyim aslında. Palas Pandras diye. O yüzden A. Pandras onaylıyorum. Bakalım. ...15.000 liralık üçlemede ikinci soru. Genellikle otoyollarda derin bir vadiyi geçmek için yapılan yüksek ve uzun köprülere ne ad verilir? A. Menfez, B. Hemzemin, C. Viyadük. Şimdi dürüst olmak gerekirse menfez ne demek bilmiyorum. Beni ayıplayanlar olacaktır. Hemzemin geçit değil, viyadük olduğunu düşünüyorum. Süre kısıtlamam da yok. O yüzden biraz düşünmek istiyorum müsaadeniz olursa. Viyadük gibi geliyor. Bana diyecekler ya bu soruyu da mı bilmiyorsun? Çünkü ben öyle yapıyorum. Tufan Hoca'ya sormak için de erken çünkü üçüncü soru daha zor bir soru olabilir. Kararsız kaldım. Gelecek soruyu ben de bilmediğim için yorum yapamayacağım evet. Ama belki de bildiğiniz yerden gelecek. Tufan Hoca'ya sorayım. Yani çok tereddüte düşüyorsanız bilmiyorum. Risk alacağım. C. Viyadük onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım. Doğru karar. Bakalım şimdi üçlemenin üçüncü sorusu. Doğru cevap size 15.000 lira kazandıracak. Üstelik jokeriniz elinizde. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çekimleri sırasında askerlik hizmetinde olan ve arkadaşlarını ziyaret için geldiği sette asker kostümüyle filme dahil edilen oyuncu Ahmet Arıman'ın canlandırdığı karakter hangisidir? A. Hayta İsmail. B. Kalem Şakir. C. Bozum Cahit. Keşke Joker'imi az önce kullansaydım o kadar stresli yaşamak yerine. Sorunun cevabını biliyorum ama Tufan Hocama sormak istiyorum. Tamam, hemen dönelim. Buyurun siz seslenin. Merhaba Tufan Hocam, tekrar. Tekrar merhaba. Bu tıpta uzmanlık sınavına girmiş de doğruyla yanlış arasında sıkışmış kalmış gibi tavır sergiliyorsunuz. O kadar da büyük bir sınavla karşı karşıya değilsiniz. Öncelikle rahat olun. Bizim bu soruda aradığımız cevap Kalem Şakir değil. Ben B şıkkını eliyorum sizin için. Çok teşekkürler. Evet hocamız da bir şıkkı eledi. Geriye gördüğüm kadarıyla A ve C şıkları kalıyor. A Hayta İsmail onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız, 15.000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 50.000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam, güzel. Yeni bir joker hakkınız var her üçlemede olduğu gibi. Bunu da hatırlatarak ilk sorusunu okuyorum, 50.000 liralık üçlemenin. Peyami Safa'nın hasta bir gencin yaşam zorluklarını ve iç dünyasını anlattığı psikolojik romanı hangisidir? A. Biz İnsanlar, B. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, C. Deli Gönlüm. Bu sorunun cevabı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Hasta kronik osteomiyelit hastasıydı diye hatırlıyorum. Yani kemik iltihabı olan bir hastaydı diye hatırlıyorum. Diğer kitapları dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. O yüzden B. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu onaylıyorum. Bakalım. Yalnız hastalığın tanısını bile hatırladınız. Neredeyse 500 bin liralık üçlemeye girecek bir soru. Tebrik ederim sizi. Çok, çok iyi gidiyorsunuz. Ederim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. 50 bine sadece kaldı iki soru. Şimdi okuyorum ikincisini. İnsan vücudunda bazılarının boyu 1 metreyi geçtiği bilinen en uzun hücre tipi hangi sınıfa aittir? A. Yağ hücreleri, B. Deri hücreleri, C. Sinir hücreleri. Öncelikle bu soru için teşekkür ederim.
sinir hücreleri çünkü beynimizden başlayıp omurilimiz boyunca uzanan sinir hücrelerimiz var. Onların boyun bir metreye geçmesi çok normal. O yüzden cevap olarak C sinir hücreleri diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Gamze Hanım yine çok avantajlı şekilde üçlemeyi tamamlayacaksınız. Üçüncü soru ve joker hakkınız duruyor. Gelsin soru. Dilimizde yazı ve tura olarak adlandırılan paranın yönleri, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi de dahil pek çok dilde hangi anlama gelen sözcüklerle karşılanır? A. Doğu ve batı. B. Gök ve yer. C. Baş ve kuyruk. Şimdi yazı ova yeri tarif ediyor gibi, tura göğü tarif ediyor gibi. Tufan Hoca'ya sormak istiyorum. Tamam. Peki elediğiniz bir şık var mı burada? Ya yani bu kesin baş değildir. Baş ve kuyruğu eledim aslında. Ama doğru cevap o çıkarsa bilemem. Bakalım Tufan Hocamız illaki yardım edecektir. Hocam? Bu yazı kelimesine yeri tarif ettiğini çok az insan biliyor artık. Çünkü çok eski bir kelime oldu bu. Öncelikle bu yönüyle tebrik ederim. Fakat biz daha çok bu, nasıl söyleyelim onu, para atışındaki yazı turayı soruyoruz. Dolayısıyla ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yazı tura. İnanın hiçbir fikrim yok. Baş ve kuyruk, yazı ve tura. Kökenden çıkarmaya çalışıyorum ama yazı, hocam dedi yanlış bir yolda gidiyorum, o değil. Tura. Aslında ipucu verdi. Parayı attığımızdaki yönleri dedi. Baş ve kuyruk. Doğu ve batıya gitmiyor para sonuçta. Paranın üzerinde ne var? İnsan, üstü yazı var. Turada kafa. Gerçekten bunu düşünemediğime inanamıyorum. C, baş ve kuyruk onaylıyorum. Hızlı bir cevap ve hızlı bir onay. Bakalım onaylıyorum. Bu cevap size 50 bin lira kazandıracak mı? Yani gerçekten nasıl cevaplayabildiğim konusunda bir fikrim yok. Aa, çok güzel bence. Çok iyi yarışıyorsunuz. Öncelikle tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim. Hep böyle doğru yerlerde Joker'i kullandınız ki ihtiyacınız olmadığı sorularda bile değerlendirdiniz. Bu bence akıllıca. 50 bin lirayı da kazandığınıza göre şimdi ben size soracağım yeni üçleme için tamam mı devam mı diye ama yarışmaya gelirken hayaliniz neydi acaba? Şu kadar kazanayım da şunu yapayım dediğiniz. Hayalim en az 150 bin liraydı. Çünkü yurt dışında doktoraya devam edersem hani bütçeme bir katkı olsun diye. Ama şu an burada oturmak çok farklı. O yüzden cevabımı söyleyeyim mi? Soruyorum. Gamze Gürsoy, 3'te 3 yaptınız, 50 bin lira kazandınız. Sıradaki üçlemenin değeri tam 3 katı, 150 bin lira. Tamam mı? Devam mı? Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bence çok iyi yarıştınız. İyi bir yarışmacısınız. Ben devam edersiniz diye düşünmüştüm. Çünkü zorlanmadınız buraya kadar. Ama riske etmek istemediniz herhalde değil mi? Evet, önümüzde çok tatlı bir kongre var. Ona katılmak istiyorum. Peki. O zaman kongrede de bizi anarsınız. Seve, İyi ki seve. Geldiniz. Çok mutluyuz sizi tanımaktan. Teşekkür ederiz. 3'te 3'ten 50 bin lirayla ayrılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Aydeniz Kurtuluş geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurunuz. Tanıyalım sizi. Merhabalar öncelikle. Aydeniz Kurtuluş ben. 40 yaşındayım. Aslında bu yarışmaya da biraz kendime böyle bir 40 yaş güzelliği olsun diye katılmak istedim. Güzel bir anı olsun istedim.
Oyunculuk eğitimi aldım ve şu anda drama tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Ara ara küçük oyunculuk işleri de yapıyorum yine. Ha, siz hali hazırda dizilerde mi oynuyorsunuz, filmlerde? Dizilerde de oynuyorum ama uzunca bir süre tiyatro yaptım. Özellikle çocuk tiyatrosu çok yaptım. Seviyorum çocukları. Şimdi öğrencilerim var. Onlarla beraber. Böyle hayallerinizi süsleyen, özellikle canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı? Yani şöyle, aslında hani Hamlet hep şeydir ya böyle, her oyuncu için. Belki evet, Ofelia'yı oynamak isterdim. Aa, güzel. İddialı mısınız? Ya büyük iddiam yok. Şimdi öyle söylemeyeyim yani, hani şey yapmayayım. Aslında ben iddiayı da belli olmaz. Tabii ki oyunculuğu da değerlendirebilirsiniz ama hani yarışma itibariyle iddianız yüksek mi? Yarışma itibariyle de aslında aynı şekilde. Hani büyük konuşmak istemiyorum sadece. Kısmet diyelim. Eğlenmeye geldim. İnşallah hem eğlenirsiniz hem kazanırsınız. Böyle dediniz ya, kendime hediye olsun diye 40 yaş hediyesi. Öyle olur umarım. Geçelim mi sorulara? Olur, geçelim. İyi şanslar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Aydeniz Kurtuluş için 3'te 3 başlıyor. İlk üçlemenin değeri 5000 lira, bir joker hakkınız var. İlk sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç anlamındaki kelime hangisidir? A. Enerji. B. Sinerji. C. Alerji. Ortak istek ve güç olduğu için B şıkkı sinerji demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci soru geliyor. Tarihi kararlaştırılmamış yolculuklarda kullanılmak üzere belirli bir dönem için geçerli olan bilete ne ad verilir? A. Açık bilet. B. Sınırsız bilet. C. Kombine bilet. Ben İstanbul'dan geldim. Tren biletimi de acaba hani böyle dönüşü açık mı alsam, ne yapsam diye düşünmüştüm. Açık bilet diyeyim, A. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü sorusu. Bu arada tamamdır. Joker hakkınız var. İstediğiniz evet, zaman kullanabilirsiniz. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Yaylı enstrüman ailesindeki boyut olarak en büyük çalgı hangisidir? A. Viola. B. Violonsel. C. Kontrabas. Evet, boyut olarak en büyük hangisidir? Viola, violonsel, kontrabas. Kontrabas sanki büyüktü gibi hatırlıyorum. Hemen bununla ilgili bir Tufan hocama döneyim ben ya. Tamam. Yani onu bir kullanayım artık. En iyisi. En sevgili iyisi. Hocam, hangi şıkkı elersiniz? Merhabalar hocam. Merhabalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben kafa karışıklığına mahal vermemek için B şıkkını eliyorum. B'ye teşekkürler. Viola mı, kontrabas mı? Of, aslında... Son 10 saniye. 7. Kontrabas diyeyim o zaman. Onaylıyorum. Pekala, 3 saniye kala. Kontrabas cevabı acaba doğru mu? Bakalım. Korktum bir an. Bu ilk 3 soru birazcık böyle korkunç. İstediğiniz oluyor. Heyecanı yakaladınız mı? Evet, kesinlikle. Tam 40 yaşa uygun bir heyecan oldu. 3'te 3 yaptınız. 5 bin lira sizin, 15 bin liralık üçleme için soruyorum. Tamam mı, devam mı? Devam. Güzel. Yine bir kez joker hakkınız var. İstediğiniz yerde kullanın ve gelsin ilk soru. Hangi sporun antrenmanlarında içi kumla dolu olan bir torba kullanılması diğerlerine göre daha olasıdır? A. Curling. B. Boks. C. Kriket. Yani curling bu şey miydi? Bir şeyle oynanıyordu galiba, krikette. Boks diyeceğim ben buna ya, çünkü evet... İçi kumla dolu bir torbayla çalışırlar antrenman sırasında. Zaten
Bunu filmlerde falan da çok görürüz. Çok alanım değil ama. Rocky. Evet, Rocky. Boks, B-boks diyelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ...15.000 liralık üçlemenin ikinci sorusu. Genellikle memurların giysilerinin kollarının kirlenmesine engel olmak için bileklerinden dirseklerine kadar geçirdikleri kolluğa ne ad verilir? A. Kuşak. B. Konç. C. Kolçak. Aslında daha çok muhasebeciler kullanırmış galiba bunu eskiden özellikle. Ben de eskiden muhasebeciydim bu arada. Aa. Sonradan meslek değiştirdim, evet. Aslında epey farklı bir yola dönmüştünüz. Evet, evet, biraz öyle oldu. Çocukluk hayalim tiyatro. Kuşak, bele bağlanan bir şey. Kolçak, şunlara deniliyor diye biliyorum. Başka bir anlamı yoksa. Hiç bilmiyorum aslında, konç olduğundan emin değilim. O şeyin hani görüntüsü çok gözümün önünde. Ama konç diye hissediyorum. Acaba Tufan hocama sorsam mı diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da öbür soruya mı bıraksam diyorum. Eğer emin değilseniz kullanabilirsiniz. Yani kuşak işte yöresel kıyafetlerde bele bağlanır. Hatta damatlar için falan da sanırım oluyor bir kuşak. Kolçak. Kolçağın acaba şu sandalye kenarlarından başka bir anlamı var mı? B ve C şıkları arasında kaldınız gördüğüm kadarıyla. Evet, biraz öyle oldu. Şanslı birisi misinizdir? Yani içinizden geçen genelde olur mu, çıkar mı? Yani öyle çok hani nasıl diyeyim şey anlamda, spiritüel anlamda falan değil. Ama şanslıyımdır. Yani şans şey yapar, yardımcı olur bana. Konç diyeyim. Cevap vermeye karar verdiniz. Demeyeyim. Siz bilirsiniz. Ben burada soruları sizinle birlikte görüyorum. Cevapları da tamam. Aynı anda açılıyor. Anlıyorum. Ama yani soruya doğru cevap veremezseniz zaten üçüncü soruyu da göremeyeceksiniz. Evet, doğru. Tamam, ben Tufan hocama sorayım burada. Nasıl arzu ederseniz. Ama sonra doğru cevap konç çıkarsa bana kızmayın. Yok, olur mu? Kızmam. Tamam. Buyurunuz, siz tekrar sesin merhaba hocam. Hocam. Merhabalar Aydeniz Hanım. Şanslı hissetmek çok güzel bir duygu. Fakat yine de riske girmemekle çok doğru yaptınız. Çünkü konç çizmenin ayak bileğinden bacağa doğru yükselen kısmı var ya, hani bacağı saran kısmı. Ona konç diyoruz. Ben sizin için B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. O zaman kolçakmış demek ki, kolçağın evet bir anlamı daha varmış. C kolçak diyelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkür ediyorum hocama da, size de. Sanki heyecan dalgası biraz yükseldi. Evet, biraz öyle oldu. Şunu sorayım o zaman size. Buyurun. Böyle bir mola olsun bize de, nefes tamam. Arası olsun. Kazandığınız parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorum? Aslında benim 15 yaşında bir kızım var. Ne güzel, Allah bağışlasın. Amin. Onunla birlikte belki ufak bir tatil yapmak istiyorum. Şu anda bunu düşündüm sadece. Evet, evladınızla güzel vakit geçirmek en güzeli aslında. Evet. O da ilgileniyor mu sizin gibi oyunculukla? O daha çok aslında sporla ilgileniyor. Bir de son zamanda bateri çalmaya heveslendi. Ha, onda da sanatçı evet. Ruhu var o halde. Ama tabii benimle birlikte hep sahnedeydi. Sahnenin arkasını, işte dekorlar nasıl hazırlanıyor, işte reji odasında neler oluyor falan, her şeyi gördü ufaklığından beri. O anlamda, tiyatro anlamında da birçok şeye hakim. Bir dönem hatta çocuk oyunlarımızın son provalarını ona izletip eleştirmesini isterdik. Aa, güzel. Ona yanlış gelen kısımları çıkarırdık mesela oyundan. Onun istediği şekilde düzenlerdik falan, böyle tiyatro eleştirmeni olmuştu yani. Ne güzel, akıllı kız. Devam edelim mi sorulara? Evet. Biraz daha rahatladık herhalde. Evet. Pekala, durumumuzu gözden geçiriyoruz. Üçlemede üçüncü soruya geldik. Doğru cevap size 15.000 lira kazandıracak. Joker hakkınız maalesef yok. Görelim soruyu.
Bir tür orkide çiçeğinin köklerindeki yumrulardan elde edilen ve genellikle süt ile kaynatılarak içilen içeceğin adı nedir? A. Kahve, B. Salep, C. Ihlamur. Yani az önceki kararım gerçekten doğruymuş. Çünkü bu bildiğim yerden geldi. Kahveyi çok severim. Kahvesiz yapamam. Beni tanıyanlar da bilirler kahveyi sevdiğimi. Ihlamur'da hasta olduğumda içerim. ve salebin orkide çiçeğinden yapıldığını biliyorum. Salebi de severim. Tarçınla B salep diyelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız, 15.000 lira sizin. Geldik üçüncü üçlemeye, 50.000 lira değerinde. Hı hı. Tamam mı, devam mı? Devam edelim. Peki, devam dediniz. O halde yeni üçlemeyi başlatıyorum. Bir joker hakkınız var. İlk sorunuzu okuyorum. Zor Ölüm film serisinde John McClane rolünü canlandıran ünlü aktörün adı nedir? A. Keanu Reeves, B. George Clooney, C. Bruce Willis. Of, yani aslında evet, hani tiyatro benim alanım ama sinemada biraz... Yani Yeşilçam'da çok iyiyim. Ama yabancı sinemada çok iyi değilim. Şimdi bunu izleyen çoğu kişi hemen yüksek sesle cevapladı biliyorum ki. Ya seyredenler cevaplamıştır. Evet. Seyretmeyenler için evet, soru işareti. İnanın şu an heyecanlandım da yorum da yapamıyorum o yüzden çok fazla. Bruce Willis. Bruce Willis. Kim Willis? George Clooney. Şöyle yapalım. Tufan Hocam'a soralım biz bunu. Pekala. Üçlemenin ilk sorusunda Tufan Hocamızdan yardım istiyoruz. Bakalım hangisini elleyecek hocam? Merhaba hocam tekrar. Tekrar merhaba. Benim de çok sevdiğim üç aktör burada bulunuyor. Bunlardan iki tanesi böyle alaycı tavırlarıyla falan bilinirler. George Clooney... Daha çok hani bu Ocean Eleven, sonra Ocean 12 gibi filmlerde göründü. Ben o ayırt etmen için 5 şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Keanu Reeves ve Bruce Willis cevapları şu anda önümüzde. Şu an üzülüyorum. Yani belki de şak diye cevap vermem gereken bir soruydu. O yüzden kendime de kızıyorum aslında. Hiç kızmayın. Bence yarışmanın heyecanından şu anda aklınıza gelmedi. Evet, olabilir. İki aktörü de biliyor musunuz? Biliyorum. Tamam. Biliyorum ama işte... Nerelerden aklınıza geliyor? Nerelerden tanıyorsunuz bu isimleri? Aslında şu an gerçekten hani filmlerin isimleri falan da hiçbir şey... Kafamdan hepsi gitti ve bu tür bir soru gelmesi aslında en korktuğum şeylerden biriydi, biliyor Öyle musunuz? Mi? Evet. Bu arada kırmızı buton seçeneğini de size hatırlatmak istiyorum. Bastığınız takdirde 7500 lirayla ayrılabilirsiniz. Evet, evet, veya risk biliyorum. Alıp cevap verip sonra 50.000 için iki soru daha yöneltiriz size. Hı hı. Zor Ölüm. Bruce Willis. Zor Ölüm. Keanu Reeves. Deniyorum sadece şu anda. Zor Ölüm. Of. Şöyle yapalım. Ben buraya gideceğim galiba. Yani gerçekten biraz şey gibi oldu. Korktuğum başıma geldi gibi oldu. Olsun. Sonuçta öyle. Geldiniz, yarıştınız. Bence gayet de güzel yarıştınız. Teşekkür yani ederim. Yani keyif de kattınız. Güler yüzünüzle de burada çok memnun olduk tanımış çok olmaktan. Teşekkür Hiçbir ederim. Sıkıntı yok bence.
İsterseniz cevap verin, isterseniz butona basın, 7500 lirayla ayrılın. Ya bir yandan da şöyle düşünüyorum, yani daha üçlemenin ilk sorusunda bu kadar takıldım, işte Tufan Hocama da sordum, ona sorduğum halde hala bu aşamadaysam belki de zorlamanın alemi yok diye düşünüyorum. O yüzden kırmızı buton. Basayım mı? Kendim basıyorum. Evet. Basıyorum. Evet, kırmızı butona bastınız ve 7500 lirayla ayrılacaksınız. Peki, cevabı verseydiniz hangisi olacaktı? Bruce Willis diyecektim. Ama bir şey bildiğimden değil yani. Peki, o zaman ben size söyleyeyim doğru cevabı. Gerçekten de Bruce Willis'ti. Ya. Keanu Reeves'i Matrix'ten, Constantine filminden, John Wick vardı. Evet, John son Wick. Dönemde evet seri olarak çekilmişti. Oralardan hatırlıyoruz. Bruce Willis de yeni biliyorsunuz bir emeklilik kararı aldı sağlık sorunları sebebiyle. Onu da böylelikle bir daha almış, hatırlamış olduk filmleri. Çok teşekkürler. Ben Aydeniz teşekkür Kurtuluş ediyorum. 3'te 3'ten 7500 lirayla ayrılıyorsunuz. Çok sağ olun. Memnun Tebrik oldum. Ediyorum. Buyurunuz. Teşekkürler. Kemal Demirtaş geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurunuz. Tanıyalım sizi. Merhabalar Pelin Hanım. Kemal Demirtaş. Ankara'da yaşıyorum. 2 yıllık evliyim. Hatta bugün de eşimle evlilik yıl dönümümüz diyebilirim. Nice güzel yıllarınız olsun inşallah. Teşekkür ederim. Biraz eşimin tavsiyesi ve teşviğiyle bu tarafa, bu yarışmaya katıldım. Eşim işte sen yaparsın, sen katılırsın. Ben de eşime çok çabuk inanırım böyle şeylerde. Yani ne derse evet ben yaparım ya bunu şeklinde. İyi mutluluğun formülünü bulmuşsunuz. Tabii yani ben şey diyorum eşinize inanın gerisi önemli bu değil. Bu kadar. Sonrasında eşimin teşviğiyle beraber başvurdum. Aslında onun başvurmasını istiyordum ama o beni ön plana sürdü. Bu şekilde başvurduk. Şu an bir özel şirkette satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu şekilde bahsedebilirim. Madem evlilik yıl dönümünüz, o zaman güzel bir hediye almanın vakti gelmiştir. Ve yarışmadan da güzel bir ödülle ayrılmanın zamanı diyorum. Ve iyi şanslar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Geçiyorum çok sağ olun. Sorulara. Tabii. Kemal Demirtaş için 3'te 3 başlıyor. ₺5000 değerindeki ilk üçlemede ilk soru. Ünlü çocuk şarkısına göre gölde kıvrıla kıvrıla yüzmekte olan kırmızı balığı yakalamaya gelen balıkçının adı nedir? A. Hasan. B. Temel. C. Dursun. Hayatta en korktuğum şeylerden bir tanesi buydu sanırım. İlk soruda elenme korkusu. Biraz heyecan da var tabii ki. Biz ilk soruda bir hocamla tanışalım bence. Tamam. Hiç aklınıza gelmiyor ama değil mi bu? Ya çok... Emin olduğum bir soru değil. Yani çok duyduğum bir çocuk şarkısı değil. Aslında duydunuz da şu anda bence biraz stres sizi kontrolü altına aldı. Hasan diyesim var ama hocamla bir tanışalım. Buyurun buyurun hemen tanışın. Hocam merhabalar. Merhaba Kemal Bey. İlk soruda tanışmış olmamızı evet. Hayra yoralım biz. Biraz heyecan yaptık sanırım. Aslında şarkı sizin kulağınızda kalmış. Diğer isimlerden birini ben hemen eleyeyim. B şıkkını kaldırıyorum sizin için. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kimmiş bu balıkçı? Hasan mı Dursun mu? Aslında hala böyle çok bildiğim bir şey değil. Ama Hasan demek istiyorum sanırım. Süremiz de azalıyor. Evet. Hasan onaylıyorum diyeyim ben. Bakalım. Kırmızı balık kaç kaç, balıkçı Hasan geliyor, evet. Oltasını atıyor. Tamam. Şu an adımı bile unutmuş olabilirim aslında. Yani böyle heyecandan böyle... Ama hatırladınız bu değil mi kırmızı tabii, balığı? Tabii tabii, şu an hatırladım. Yani ilk sorunun günahı olmaz diyelim inşallah. Tabii ki, tabii ki. İkinci soru geliyor. Çözüm önerisini 2 kere 2 4 şeklinde açıklayan biri ortadaki problemin hangi özelliğine işaret etmektedir? A. Belirsiz. B. Çelişkili. C. Basit. Evet biraz heyecanım yenmeye başladım sanırım. C. Basit demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Derin bir nefes alarak onaylıyorum.
Geldik üçlemenin üçüncü sorusuna. Genellikle evlerde elektrik tamiratı öncesi güvenlik amacıyla kapatılan düzeneye ne ad verilir? A. Priz, B. Sigorta, C. Trafo. Evde de sürekli kendimi uğraştığım için biliyorum. B. Sigorta demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 5.000 lira sizin. İkinci üçlemenin değeri tam 3 katı. 15.000 lira. Tamam mı? Devam mı? Devam diyebiliriz. Artık korkularım yendi. Evet. Yeni üçlemede yine bir kez Tufan hocamızdan yardım alabilirsiniz. İlk soru gelsin lütfen. BTU olarak bilinen British Thermal Unit hangi beyaz eşya ile ilgili bir enerji birimidir? A. Davlumbaz, B. Çamaşır makinesi, C. Klima. Aslında, siz bir teknoloji firmasında çalışıyorsunuz. Evet, bir teknoloji firmasında ama biraz daha hani böyle cep telefonu aksesuarları, cep telefonları üzerine çalıştığımız bir nokta. Beyaz eşya tarafıyla aslında biraz bilgim zayıf diyebilirim. Çünkü hakim olduğum bir konu değil ama biraz akıl yürüteceğim. Termal unit dediği için klima biraz daha mantıklı geliyor bana bu tarafta. Hani hiç duymadığım bir terim. Ya beyaz eşya. Davlumbaz olmadığını düşünüyorum. Biz yine hocamla bir tanışalım ya. Siz bilirsiniz. Kendimi riske atmayayım şu an için. Sizin için artık gelenek gibi oldu. Her üçlemenin evet. İlk sorusu. Buyurun Tufan hocama dönelim. Evet Kemal Bey. Beyaz eşyalar için en faydalı eser onları kullanım kılavuzu biliyorsunuz. Bir de satın alma aşamasında onların özelliklerine de arada siz de dikkat edin. Sonra başınıza bela almayın. Ya bu nedir ne değildir diye. Binaenaleyh B şıkkındaki çamaşır makinesiyle ilgisi yok aradığımız cevabın. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkür ederim Tufan. Sağ olun hocam. Davlumbaz mı klima mı? Klima üzerinde duruyordum zaten. Artık bu saatten sonra da klima diyebilirim. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Aslında orada termal diyordu evet, ya. Evet. Oradan bağlantıyı hemen kurarsınız diye düşünmüştüm. Ya aslında kurdum ama hani çok klişe olacak. İşte buranın heyecanı başka. Tabii ki. Tabii ki. İnsan bildiklerini de unutabiliyor. Yani televizyon karşısında evet bakarken ya bunu nasıl bilemedin ya işte bu çok kolay bariz belli. Ama buraya gelince işler çok farklı bir noktaya geliyormuş. Doğrudur, anlaşılır bir durum. 15 bin liralık üçlemede artık ilk soru geride kaldı. İkinci sorudayız. Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı tanıtım sözü anlamına da gelen spot kelimesi ekonomide hangi anlamda kullanılır? A. Vade, B. Peşin, C. Taksit. Çok duyduğumuz bir kelime, evet. Spot kelimesi. Ama ekonomide hangi anlamda kullanılır? Biraz mantık yürütmeye çalışacağım. Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı. Vade olmadığını düşünüyorum. Peşin ve taksit. Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı. Taksit biraz daha akılda kalıcı gibi geliyor. Taksit diyeceğim sanırım. C şıkkı. Evet. Onaylıyor musunuz? Tufan hocam da olmadığına göre artık onaylıyorum. El mecbur diyorsunuz. Bakalım. Peşinde. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun tabii ki. Eşinize evet. Çok selam söyleyin. Çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir anı oldu. Teşekkür Heyecanlı ederiz. Oldu diyelim. İyi ki çok geldiniz. Teşekkür ederim. Çok Kemal sağ olun. Kemal Demirtaş. Füsun Dağlar atlı geliyor. Merhaba ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk benim. Buyurunuz. Füsun Hanım. Merhaba. Ya da Dağlar Hanım mı deseydim? Ya Dağlar da diyebilirsiniz. Onu da çok seviyorum. Evet çok güzel isim evet. Hakikaten. Tanıyalım sizi.
Ben 51 yaşındayım. Çanakkale'den geliyorum. Bir tane oğlum var. Türk Kızılayı'ndan emekliyim. 5 yıldır evdeyim. Şu an çalışmıyorum. Ev hanımlığı daha zor derler biliyorsunuz. Valla çalışmak daha kolaymış. Evde olunca insan birazcık daha farkına varıyor. Yani bayağı bir iş varmış yani. Ben biraz herhalde kaytarıyordum. Yapabildiğimi yapabiliyordum yani. Şu anda biraz daha farklı hayatım. Seyahat etmeyi seviyorum. Arkeolojiyi seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Sinemayı seviyorum. Yani tarihi seviyorum. İlgi alanlarım bunlar. Böyle gönlünüzce gezebileceğiniz, istediğiniz gibi harcayabileceğiniz evet. Bir rakamla sizi uğurlarız dilerim. Umarım, umarım. Ben yani, de öyle. Size iyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sorulara geçiyorum. Çok teşekkürler. Füsun Dağlar Atlı için 3'te 3 başlıyor. İlk üçlememizin değeri 5000 lira. İlk sorumuz şöyle. Çok konuşmayan, sessiz insanlar için halk arasında söylenen deyim hangisidir? A. Kendi var, dili yok. B. Ağzı var, dili yok. C. Dişi var, dili yok. E şıkkı, ağzı var, dili yok. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. İkinci sorudayız. Çocukların uykusunun gelmesi için söylenen dandini dandini dastana adlı ninnide bostana kimler girer? A. Koyunlar. B. Danalar. C. Ayılar. B şıkkı danalar. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Bakalım. Artık üçlemeyi tamamlıyoruz. Üçüncü soru. Genellikle terleme ve titreme gibi belirtileri olan, kanda olması gerekenden daha az şeker bulunması hastalığına verilen isim hangisidir? A. Hipoglisemi, B. Hipertansiyon, C. Depresyon. Bak, tam size göre soru geldi. A şıkkı hipoglisemi. Heh, onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Bakalım. Şanslı bir soru benim için. Evet. Teşekkürler. 3'te 3 yaptınız. Sıradaki üçlememizin değeri 15 bin lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. İlk üçlemede joker hakkınızı kullanmadınız ama biliyorsunuz ki her üçlemede bir kez Tufan hocamızdan yardım isteyebilirsiniz. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci üçlemenizi başlatıyorum. İlk soru gelsin. TRT'nin yakın zamanda hizmete sunduğu 25 ülkede, 5 farklı dilde izlenme sağlayan uluslararası dizi ve film platformunun adı nedir? A. Tabi. B. Doğal. C. Natürel. A. Tabi. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, evet. Bakalım. İzlemeye başladınız mı? Güzel işler var. Evet, çok güzel işler var. En azından Türk mühendislerin tasarladığı bir şey, platform. Yani ülkeyi de hem yurt dışında da güzel temsil etme anlamında, uluslararası olması da ayrıca gurur verici. Bir de belli bir süre tabii, ücretsiz tabii. Olarak kullanıma sunulduğu için evet. Şu anda mevcut 30 yeni yapımın bulunduğunu biliyorum. Evet. Dolayısıyla... Evet. Sevgili seyircilerimize de evet. Tavsiye etmiş olalım evet. Tabii. Tabii İstanbul'da reklamları hep asıldı Tabi'nin, Rumi'nin, evet, İbn Sina'nın, İbn evet. Sina'nın bunlar bizim değerlerimiz. Fatih Çocukluk tabii, dizisi tabii, de var tabii, işin içinde. Tabii. Var var güzel evet, işler evet, var. Evet evet gurur duyuyoruz. Farklı tabii. Alanlardan. Teşekkürler tabii biz de TRT'de çalıştığımız için. Teşekkürleri tabii, ben söylemiş mutlu. Olayım kurum adına. 15 bin liralık üçlememizde ikinci soruya geldik. Hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek ismi Kamil'in sözlük anlamlarından biridir? A. Narin. B. Olgun. C. Genç. B. Olgun. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler. Üçlemenin üçüncü sorusu, jokeriniz hala duruyor. Yok, tamam. 15 bin lira kazanabilirsiniz, doğru cevap verirsiniz. Çok teşekkürler.
Toplandıktan sonra uzun süre bekletilen limonlara halk arasında ne ad verilir? A. Yastık limonu. B. Sandık limonu. C. Yatak limonu. Toplandıktan sonra uzun süre bekletilen limonlar yastık limonu değil. Sandık limonu olmadığını da biliyorum. Yatak limonu olduğunu düşünüyorum. Ama hocamıza sorabilirsek eğer. Tamam. İsterseniz siz sorun. Tamam. Hocamız karşınızda. Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet. Limonlarla ilgili bir soru geldi. Evet. Ben de tam emin değilim. Evet. Bu pazarlarda özellikle satıcılar bağırır ya hani. Herhalde yastık, yastık diye bağırmıyorlar. Evet. Dolayısıyla ben A şıkkını eliyorum. Evet. Teşekkürler hocam. Acaba sandık mı yoksa yatak mı? Yatak limonu demek istiyorum ben. C şıkkı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Bakalım. Aha. Evet. Teşekkürler. 15 bin lira kazandınız 3'te 3 yaparak. Çok teşekkürler. Şimdi geldik 3. üçlemeye. 50 bin lira değerinde. Tamam mı, devam mı? Devam edelim. Peki. Yeni üçlemeyi başlatıyoruz. Bir joker hakkınız var yine ve kırmızı buton seçeneğiniz var. Basarsanız ayrılmak istediğinizi belirtmiş olacaksınız. Tamam. Yani 7500 lira alarak buradan ayrılabilirsiniz. İnşallah gerek kalmaz. Gelsin üçlemenin ilk sorusu. Ünlü aktris Kate Winslet'ın Titanic filminde başrolü paylaştı ve 3 yıl aradan sonra tekrar buluşunca ağladığını söylediği yakın arkadaşı kimdir? A. Leonardo DiCaprio. B. Jim Carrey. C. Matt Damon. A şıkkı Leonardo DiCaprio. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Peki meşhur verdikleri poz nasıldı? Geminin önünde. Aa, yapın yapın. Evet şöyle. Evet pekala, A şıkkını onaylıyorsunuz. Onaylıyorum evet. Bakalım doğru cevap mı? ...50 bine yakınsınız. İki soru kaldı. Polinasyon, koloni veya pupa gibi terimleri sıkça kullanan biri hangi kahvaltılık hakkında daha derin bir bilgiye sahiptir? A. Peynir. B. Bal. C. Zeytin. Bunda da Tufan hocamıza sorabilir miyiz acaba? Tamam, bir fikir oluştu mu yoksa hiç mi şıklar arasında şıklar eleme yapamıyorsunuz? Arasında, bunun peynir olmadığını düşünüyorum ben. Koloni zeytin de olmadığını düşünüyorum. Aslında bala daha yakınım ama emin değilim. Tamam, o zaman hocamıza evet. Dönelim. Sorabilirsek eğer. Evet hocam, ilginç bir başlıkta soru geldi. Tabii evet. Kafalar karıştı. Evet, aslında zeytin çeşitlerini düşündüğümüzde mesela Ayvalık zeytin, Gemlik zeytin, hatta ben çok severim Hatay'ın o küçük minik minik deblebi kadar zeytinleri. Yeşil zeytin, yok biberli zeytin, tuzlu zeytin, tuzsuz zeytin. Kerevizli. Geçen gün öyle yedim. Değil mi? Ha, ne kadar güzel zeytin çeşitleri. O da Ayvalık tarafında kerevizli. Aslında biz Türkiye'de bir zeytin zenginiz ve inanılmaz türevlerini çıkarıyoruz bundan. Onu sonra konuşalım isterseniz. Ben C şıkkını eleyeyim. Teşekkürler hocam. Canımızı çektirdiniz, sonra da elediniz. Peynir mi bal mı acaba? Evet, peynir mi bal mı? Yani çok duyduğum terimler değil. Bunlar koloni, pupa. Pupa daha çok bana gemiciliği hatırlattı aslında pupa bana yerken. Ama sonuçta bir kahvaltılık çeşidiymiş bu. Ama demek istiyorum ben. B şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Bakalım. Çok mutlu oldum. Artık 50 bine çok yakınsınız, sadece bir soru ve verilecek bir doğru cevap. Evet. Ama joker hakkınız yok. Evet, joker hakkım yok. Bakalım olsun. Soru hangi alandan evet. Geliyor? Umarım iyi gelir. Parfümlerin kalıcılığının artmasını sağlayan ve oldukça pahalı olan amber maddesi hangi hayvandan elde edilir? A.
balina, B, fil, C, kokarca. Burada balina olmadığını düşünüyorum. Parfümlerin kalıcının artmasını sağlayan. Kokarca kokuyor. Parfümler de kokuyor. Adı ama çok düz bir mantık. Hani kokarcanın kokması parfümlere konacağı anlamına da gelmiyor. Çok ilginç bir soru. Amber. Amber sanki hep çiçeklerden elde ediliyor falan diye düşünüyoruz. Parfüm yapımında daha çok çiçekler kullanılıyor ama burada hiç çiçek yok. Hepsi hayvan bunların. İlginç bir soru. Balina olduğunu düşünmüyorum nedense. Balinalardan elde edilen, elde edilmediğini düşünüyorum amberin. Kokarca çok yakın geliyor bana. Filler çok uzun yıllar, yani uzun yaşayan hayvanlar. Ama amber de kalıcılığı sağlıyor. Fil de uzun yaşıyor. Bu arada kırmızı buton da unutmayın, evet, tamam mı? Evet, kırmızı buton da var. Evet. Evet. Basarsanız 7500 lirayla ayrılabilirsiniz. Evet, evet. Artmasını sağlayan ve oldukça pahalı olan. Kokarca neden yakın geliyor? Kokarca. Fil de olabilir ama. Amber kokarcadan elde ediliyor mu? Özel bir bilgi. Aslında tam jokerini kullanılacağı soru. Kullanılsa evet. Aslında olsun. Deminki soruda biraz tahmin ettiğim bir cevaptı. Evet. Ama yine de joker hakkımı kullanmak istedim. Fil. Fillerden amber elde edilebilir mi? O kadar çok parfüm yapılıyor ki. Filler dişleri için öldürülüyor. Ama yani onlardan amber elde edip parfümlerde kullanılıyorlar mı? Ben kırmızı butona basmak istiyorum. Peki. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Füsun Hanımcığım, butona bastınız ama cevabı verecek olsaydınız ne derdiniz? Ben kokarca derdim. Kokarca derdiniz. Bakalım o muymuş? Ben de size derdim ki kokarca yanlış cevap. Evet. Balina olacaktı. Balina mıymış? Evet. Aa, çok ilginç. İyi ki de butona basmışsınız. Evet, evet, evet. 3'te 3'ten 7500 lirayla ayrılıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Geldiğiniz için, ederim. Katıldığınız çok sağ için. Olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Başvuru adresimizi hatırlatarak sizlere veda etmek istiyoruz. 3'te 3.tv. Görüşünceye dek hoşça kalın.